Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide sert iniş olmayacağını vurgulayan Yılmaz, bu konuda bir tehlike görmüyoruz. Büyüme hızında kısmi gerilemeler olabilir ama negatif tarafa kesinlikle geçmeyiz dedi. Makroekonomik istikrarı güçlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programda Eylül ayında yapılacak güncelleme öncesinde bir gazetenin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılmaz ekonomide kesinlikle sert iniş olmayacak dedi. Ekonomide sert iniş olmaz. Bu konuda bir tehlike görmüyoruz. Kısmi gerilemeler olabilir büyüme hızında ama negatif tarafa kesinlikle geçmeyiz. Uygulanan program gereği talep yönlü olarak enflasyonla mücadelenin bir etkisini görüyoruz. Özellikle tüketim oldukça yüksekti daha önce. Şimdi tüketim daha ılımlı seviyeye doğru gidiyor ekonomide. Bu programın da zaten öngördüğü bir şey. Orta vadeli program güncelleniyor. Program Eylül ayında açıklanacak. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın teknik değerlendirmelerini esas aldıklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programa güçlü siyasi desteği olduğunu, ekonominin koordinasyonunda sorun olmadığını vurguladı. OVP'de ana politika çerçevesinin korunacağını söyledi. Orta vadeli programı ana politika çerçevemizi koruyarak güncelleyeceğiz. Temel hedefleri koruyarak, bu arada Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bir güncelleme yapacağız. Bütün makro rakamlar güncelleniyor. Büyüme, istihdam, dış ticaret, turizm ve bu arada enflasyonda. Ama enflasyonda Merkez Bankası ile diyalog içerisinde o günkü şarttan ne ise ona göre tekrar bakılır elbette. Sonuçta bu bir hükümet dökümanı tabii. Biz burada temel olarak tabii Merkez Bankamızın teknik değerlendirmelerini ve verilerini esas alıyoruz ve onlarla diyalog içerisinde bakıyoruz. Peki enflasyon düştüğünde faiz indirilecek mi? Bu tartışmalara açıkçası girmek istemiyoruz. Merkez Bankamızın bileceği iş. Enflasyon raporunda dolayısıyla gidişatı görecekler, enflasyonun ana ilimindeki gidişata bakacaklar. Bunu söylüyorlar. Beklentilere bakacaklar, şartlara bakacaklar ve buna göre karar verecekler ama siyaseten şunu söyleyebilirim: Yüksek enflasyon da iyi bir şey değil, yüksek faiz de iyi bir şey değil. Sonuçta orta vadede ikisini de daha düşük seviyelere taşımayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. 2026'da tekrar enflasyon hedefimiz var. Geçmişte 2013'te Türkiye bunu yakalamıştı. 2013 Mayıs'ta faizler 4,5'e kadar düşmüştü. Enflasyon 6,2'lerdeydi. Dolayısıyla Türkiye bunu geçmişte başardı, tekrar başaracağız. Gündemde kura ilişkin tartışmalar da vardı. Yılmaz kurun tek bir değişken gibi tartışılmasının doğru olmadığına dikkat çekti. İhracata bakarken kur tabii ki tartışılır edilir ama tek değişkenmiş gibi tartışılması bence çok doğru değil tekstil, konfeksiyon, emek yoğun sektörler. Yine buralarda başka gözetici politikalar tartışıyoruz. Bir taraftan da içeride ihracatçımıza farklı kanallardan destekler sunuyoruz. Artık Kobi Dış Ticaret Şirketi kanalıyla ihracat yaptığı zaman o vergisel avantajdan istifade ediyor. Reskont kredileri, Eksim Bank kredileri var. Oralarda normal faiz oranı özellikle reskont kredilerinin daha düşük bir oranda bir faiz uyguluyor ihracatçılara. O da önemli bir destek avantaj. Buna benzer farklı kanallarla ihracatçımızı destekliyoruz. Çünkü çıkışımızın ihracat olduğuna inanıyoruz. Yapısal reformların özel sektörün gücünü artıracağını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, piyasa aktörlerinin beklentilerinin de değişeceğini söyledi. Yabancı yatırımlarda yeni müjdelerin geleceğinin altını çizdi.